Arkadaşlar, evet, evde kaldığımız şu günlerde biraz buraları neşelendirelim dedim. Biliyorsunuz yaklaşık bir haftadır, hatta 10 gündür falan sürekli evde trainer'a biniyorum, Zwift'e biniyorum. Şu alet, bütün günümüz bunun üzerinde geçiyor, koşamıyoruz. Dedim hazır böyleyken bunu o zaman biraz daha neşeli hale getirelim. Bu Wow Trainer'ın arkadaşlar süper bir aleti var. Biliyorsunuz bende Kicker Core modeli var ve onunla uyumlu Kicker'ın Climb diye bir aleti var arkadaşlar. Bu ne yapıyor biliyor musunuz? Böyle Zwift'te falan ya da başka aplikasyonlarda siz yokuşa falan geldiğinizde, evet, akıllı trainer size yokuş hissini veriyor. Oradaki yükü arttırıyor ve siz daha zor çevirmeye başlıyorsunuz. Bu arkadaş da siz yokuştaymışsınız gibi bisikletin ön tarafını yukarıya doğru kaldırıyor arkadaşlar. Ya da inerken de aşağı doğru indiriyor. %20'ye kadar eğimle yukarı kaldırıyor. %10 falan da aşağı indiriyor arkadaşlar. Evet, şimdi bakalım nasıl bir şeymiş, bunu bir kuralım. Bakın daha hiç açmadım. Beraber açalım. Hadi şunu bir açalım. Evet. Yeni arkadaşımız burada arkadaşlar. Evet, biraz ağır. Burada kumandası var. Bakın böyle. Bunu bisikletinize bağlıyorsunuz. Manuel olarak da yapabiliyorsunuz. Şimdi bağlayalım ve hep beraber görelim. Evet. Kutunun içinden başka neler çıkıyor arkadaşlar? Bir tane quick release çıkıyor. Bu tür aletlerden kendi quick release'leri çıkar arkadaşlar. Onları kullanmak lazım. Bir tane adaptör çıkıyor. Ve onunla ilgili de bir tane böyle bir kablomuz var. Diğer başka kablolar da var. Yurt dışında yaşıyorsanız falan filan. Ve bir tane kitabı var arkadaşlar. Ve burada da başka diğer, yani sizin bisikletiniz neye uygunsa ona göre böyle şeyler var işte. Kendi bisikletinize uygun olanı seçip bunları takacağız. Hadi bakalım bizimki hangisiymiş, ona bakalım. Evet, biz arkadaşlar quick release kullanacağımız için, yani şundan kullanacağımız için şu girişler bizim için uygun. Bunları takıp hemen burada quick release'i buraya monte edelim. Şimdi lastiğimizi takacağız. Evet, montajımızı yaptık arkadaşlar. Burada da kumandası var. Şimdi burada Bluetooth'la bazı cihazlara bağlanabiliyorsunuz. Ayrıca direkt kumandayla kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Yani mesela yükseltmek istediğinizde böyle yükseliyor. Alçaltmak istediğinizde böyle alçalıyor. Evet. Bir anda gerçekten çok değişik bir hava kattı. Uf, hadi binelim biraz ya. Bir Zwift yapalım mı, ne dersiniz? Hadi ben şimdi üstümü değiştireyim. Hadi Zwift'e. Evet, üstümüzü değiştirdik. Şimdi alette kurduk. Zwift'i de açtım. Şimdi biraz test edelim. Sizde nasıl oluyormuş görün bakalım onu. Evet, daha sonra zaten bütün videolarda bunu göreceksiniz arkadaşlar. Artık bu arkadaşla beraberiz. Mis gibi süreceğiz. Şimdi bunu tanıtmak çok kolaydı arkadaşlar. Yani hiçbir aplikasyondan falan bir şey yapmaya gerek yok. Açıyorsunuz, Bluetooth açıyorsunuz. Kendi birbirini tanıyor. Zwift'i açtığımız zaman da zaten otomatik görüyorlar. Şu anda mesela biraz tırmanışta kalmışız. Hadi bakalım biraz binelim. Burada işte bu kumandasında arkadaşlar, şöyle bağlantılı bir kumandası var. Bütün işlemi yapabiliyorsunuz. Mesela şu anda tırmanışa başlıyorum diyelim. Hop. Hop. Böyle çıkıyor. İnsan bir tırsıyor ama. Ve böyle tırmanabiliyorsunuz. Ve böyle bu ön tarafındaki alet de çok sert değil.
Yani yaylanabiliyor. Böylelikle de kadroya zararı olacağını sanmıyorum. Bolca da test etmişlerdir zaten. Şimdi inelim. Ve inişe geçelim. Bayağı iniyormuş gibi. Bu inişte sanırım 10 derecelik bir iniş var. Çıkarken de 20 dereceye kadar çıkabiliyor. Zaten Zwift'te falan 15 derecelerde falan var. Yani şu pozisyonu geleceğimizi sanmıyorum. Zwift'te gelirsek de bayağı eğlenceli olacak. Ama yani sürüş zevkini arttıracak bir alet kesinlikle. Bu alet her akıllı treninle çalışmıyor arkadaşlar. Yine Vaho'nun belli modelleri var, onları da şuraya yazıyorum. Onlarla çalışıyor. Evet, hadi bakalım şimdi de Zwift'te biraz sürelim. Şu anda 4 derece yükseltti arkadaşlar. 5 derece oldu. 6. Üç. Eksi iki. Beş. Evet, şu anda 3 derece arkadaşlar. 2 derece. 1 derece. Bakın nasıl iniyor hemen. Eksi bir. Hop. Hemen arttı. Kaç oldu? Bir oldu. Üç olacak. İşte gidiyoruz. Size bakın, ayağa kalkınca da böyle böyle esniyor dediğim gibi. Yani şöyle bunları kumandada böyle oynatabiliyorsunuz da. Şu anda eksi 7'deyiz. Hop. Hop, bir anda bakın 7 derece tırmanışa 8 dereceye indi. Rolling oldu, çok süper. Uhuu. 7. İnişe başladık. 6 iniş. Burada treni de yavaşlıyor arkadaşlar. Zorlaşıyor yani. Hop. 4. 5. 5. Ve dediğim gibi istediğiniz zaman da buradan bu ayarı düşürtebiliyorsunuz. Hemen manuele geçiyor. Yani 5 derecelik eğimde giderken böyle istediğin zaman bunu şey yapabiliyorsun. İstediğin zaman da tekrar aktif ediyorsun. Bak, hemen kendi konumuna geldi. Şu anda 6 derece tırmanıyor. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar Zwift'te de tam uyumlu. Çok zevkli he. Evet. Evet. Şimdi ben biraz antrenmana devam edeyim. Bugün böyle bir 1,5 saat falan bir süreceğim. Şöyle güzel bir tırmanışlı bir rota bulayım. Keyfini çıkarayım şöyle. Onun hepsini çekmeyeceğim ama bundan sonraki videoların hepsinde bu olacak. Yani kamerayı daha güzel bir açıda gösteririz. O tırmanışları falan zaten görürsünüz. Zwift'te 10 numara 5 yıldız çalışıyor. Bu arada sadece Zwift'te değil arkadaşlar. Daha başka aplikasyonlarda da çok rahat çalışıyor. Ve dediğim gibi yine kendiniz manuel olarak, yani bugün sadece tırmanış antrenmanım var dediğiniz zaman bunu açıp şöyle getirip 10 dakika böyle çıkabilirsiniz. Ve böylelikle de ciddi bir tırmanış antrenmanı olur. Ona göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ve diğer antrenmanlarda da. Şimdi zaten Zwift ile ilgili daha ayrıntılı videolar gelmeye başlayacak. Şu ana kadar güzel eğlendik, güzel bindik. Ama bundan sonra biraz da Zwift'i anlatacak. Buna nasıl bağlanabiliriz, onlarla ilgili videolar gelecek. Ama bu çocuğu sevdim valla. Güzel, güzel güzel zaman geçecek. Zaten şu evden çıkamadığımız durumlarda, Kartepe'ye falan gidemediğimiz durumlarda arkadaş Kartepe'yi bize getiriyor. Evet. Hadi bakalım. Ben antrenmana devam edeyim. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşürüz.